Geçen hafta 4 saatlik VTO taraması sonucunda Açsel hisse senedini test etmiştik. 5 günlük işlem sonrasında çok cüz'i miktar zarar etmiştik. Stop olmuştuk. 5'i beşi akşam, cuma günü akşam geçtik seans bitiminden sonra yaptığımız taramada e, azceli seçtik e, biliyorsunuz. E, Cumartesi pazar işlem yoktu. 8'inde giriş yaptık biz. Süper trendimiz al vermeden VTO'muz sat verdiği için 10 Mart'ta çıkış yaptık. Tekrar 11 Mart'ta VTO'muz al verdiği için tekrar giriş yaptık. E, ama maalesef eee 12 Mart'ta tekrar çıkış yapmak zorunda kaldık. Ben seans işlerinde takip edemediğimi söylemiştim. Al verdiği veya sat verdiğinden sonraki barın açılışında ben işlem yapabiliyorum maalesef. Beşinde de öyle olmuştu. Beşinde bir de al vermiş ama tabii ben bunu seansı takip edemediğim için mecbur 8'inde aldık. 5'inde görmüş olsaydım ben bunu bir şekilde 5'inde daha alt seviyelerden 2.20, 2.24 seviyelerinden girerdik. Biz ne yaptık? 2.95'ten falan girebildik. Onun için gerçek piyasada stratejimizi test etmek istedim işte. Hani al verdiği zaman alamıyoruz veya sat verdiği zaman satamıyoruz. Bu da bizlerin karını düşürüyor, zararını artırabiliyor. Veya tam tersi de olabilir. Al verdiği noktadan aşağıda da olabilir. Bu zamana bağlı. Onun için 4 saatlik ve günlük bizim için ideal. Mesela 1 saatlik, 2 saatlik periyotlarda da çalışabilir sistemimiz ama... ...ben kendim seansı takip edemediğim için mesleğim icabı. 4 veya işte günlükte genelde işlem yapıyorum. Şunu da hatırlatayım. Özellikle günlükte al verdikten sonra arkadaşlar... E, hisse senedinin e, tekrar tırmanışa geçmesi, e, belirli bir trende yükselişe geçmesi 10 e, günü bulabilir. Hani bunu kısa vadeli hemen e, şimdi aldım, e, ikinci seansta satarım kârı e, veya işte 10 dakika sonra veya gün içi kar görebilirim. E, büyük bir ihtimal günlük ve 4 saatlikte böyle bir hareket göremezsiniz. 10 güne kadar bizi bekletebilir. Ama 10 gün sonrasında da geçmişte görüyorsunuz bir trend yakalarsak sağlam hisse senedinde tepeye yakın noktalardan çok güzel karlar bırakarak çıkacaktır. Beklememizin mükafatını kazanırız. Tabii bu arada çevrenizden sağdan soldan aynı şeyleri ben de yaşıyorum. İşte şu kağıt aldım. 3 gün geçti, 4 tavan yaptı. En son Vakko'da yaşadık mesela. Gerçi hoş Vakko'yu taramalarda yakalayıp bir gir çık yapmıştık cüz'ü miktar kârla. Demek ki 4-5 gün daha beklesem tavan serisine yakalayabilecekmişiz ama nasip değilmiş. Veya bu sisteme uymadığım için aslında ben vakkuyu kaçırdım onu da söyleyeyim. Ama bu saatten sonra artık Halit Hocam'ın sayesine de kendisine buradan tekrar teşekkür ediyorum. E, bu stratejiyi bizlere, biz küçük yatırımcılara e, kazandırdı ve öğrenmemiz için de elinden geleni yapıyor. Ben de video çekerek ve Twitter'dan da e, destek olmaya çalışıyorum kendisine. E, inşallah e, iyi sonuçlar alırız ama bu zaman alacak arkadaşlar. Hemen öyle 2-3 günde olacak bir e, iş değil. E, lafı çok uzatmayayım ben. E, yarın ayın 16'sında tekrar e, şu an ASEL'le e, devam edeceğiz şu an. Yani bir hisse senedinde bulduk. Devam edeceğiz. E, bakalım bizi kaç gün bekletecek. E, ASEL'le e, inatlaşıyoruz şu an. <laughs> şu an e, SAT'ta VTO'muzun al vermesini bekliyoruz. E, bir de bugün e, Kıvanç Özbilgiç hocanın e, Autofibo otomatik fibo seviyelerini gösteren bir stratejisini e, buldum yeni buldum araştırırken e, baksak daha önce de bulabilirdik e, bunu da e, burada sinyallerimizde e, destek direnç olarak kullanıp e, girip girmemekte veya e, kısa vadeli alsatlarda e, kullanabiliriz mesela örnek e, 1 Mart'ta VTO'muz al vermiş. Nerede al vermiş arkadaşlar? Bakın otomatik 20 20.32 Bunun üstünde Kapanış e, üstünde olduğu için Buna girilebilir olarak Değerlendiriyorum ben kendim. Ha, bu alı e, şurada Verseydi Desteğin altında Destek kırılmış biraz takip edeyim diyebilirdim. Hani desteğe çünkü desteğe çok yakın. Aşağıya salabilir düşüncesiyle tabi bu. Yani sizler farklı yorumlayabilirsiniz. Ben sadece farklı bakış açısı oluşturabilmek için sizlerde bunu deniyorum şu an. Siz farklı bir şeylerle stratejimizi destekleyebilirsiniz. Stratejimizin temeli VTO ve Süper tren... bunu unutmayacağız arkadaşlar. Buradaki, bunları bu iki indikatörün sinyallerini siz başka indikatörlerle, göstergelerle destekleyip işlemlerinizi daha da güçlendirebilirsiniz. Ben sadece farklı bir bakış açısı oluşturmak için yaptım bunu. Bir de Halit Hocamın şimdi ücretsiz TradingView'in ücretsiz olduğu için diğer indikatöre izin vermiyor. Ee, süper tren ee, VJC var biliyorsunuz. O da kullanılabilir. E, o da çok sağlıklı çalışıyor. Yani geriye dönük yaptık. E, tabii biz bütün back testlerimizi, ilk aczel ve ihlasla gerçek zamanlı ben bunu deniyorum. Açık söyleyeyim. E, daha önce de deniyordum ama e, çok böyle e, tutarlı bir şeyim yoktu. Şu son 2-3 haftadır sizlerle beraber e, Akşam gelip bakıyorum, videoyu çekiyorum. E, izlemeye çalışıyorum. Yani buna göre hareket etmeye çalışıyorum. E, bu tür testler de e, yaklaşık 5-6 ay sürebilir arkadaşlar. Geçmişten, geçmiş yıllardan e, tecrübemdir bu. E, zaten burada kaybediyoruz biz. Hazır e, stratejilere konup hemen işlem yapmaya başlıyoruz. E, Tabi stratejiye tam vakıf olamadığımız için de e, büyük bir ihtimal zararlarla çıkıyoruz. Bu da bıkkınlık yaratıyor. En son ya batıyoruz büyük bir ihtimalle öyle oluyor. Ya çıkıyoruz diyemiyorum. Tesadüftür çıkan borsaya küsüp terk edip gidiyor. Şunu da hatırlatayım. Son zamanlarda gündeme gelmeye başladı. Sürekli gündemdeydi aslında ama artık biraz insanlar özellikle borsadan umduğunu bulamayınca kripto paraya yöneldi. Ee, işte borsa kumarhane oldu ee, kumara döndü gibi yaklaşımlar var ben öyle e, kendi şahsi görüşüm tabi değerlendirmiyorum tamamen yatırımcı mansıyla e, ben e, borsada işlem yapmaya çalışıyorum arkadaşlar borsa oynamıyorum benim için bir zevk aracı değil e, bir kazanç kapısı olarak görüyorum Normal e, memurum e, ve e, bir ek gelir olarak işte ev kiram çıksın, e, yakıt param çıksın, çocukların okul masrafı çıksın düşüncesiyle ben bu işlemi yapıyorum. E, kaybetmeye de tahammülüm yok artık. E, stoplarımı da çok düşük koyuyorum onun için. Kendi psikolojimi anlatıyorum. Siz de kendi psikolojinizi değerlendirin diye söylüyorum arkadaşlar. Oturun düşünün yüzde iki yüzde3 zararı benim psikolojim kaldırabiliyor yüzde iki yüzde3 zarar da stop ediyorum ee, İlk bu sistemle de işte küçük zararlar onları da çok umursamıyorum asyal'den yaptık Gerçi bir lotla yaptık ama e, oran olarak bakıyorum ben e, ama eminim e, stratejimiz e, bize kazandıracak bunu e, bir stratejinin e, sağlam çalışıp çalışmadığı, ve işte e, ilave hangi göstergeleri kullanarak e, bunu destekleyebiliriz e, düşüncesi e, yaklaşık e, geçmişte de yaptığım e, birkaç çalışma oldu arkadaşlar. E, 4-5 hatta 6 aydan aşağı e, bu strateji oturtamayız. E, sürekli işlem yaparsak, ilgilenirsek daha da kısaya çekebiliriz. E, Güzel kazançlar kazanacağımıza eminim. Asselimizde VTO'muz en son sat verdi ve al vermesini tekrar bekliyoruz ki şurada bakın 20-30 bir destek var. Kıvanç Hoca'nın autofibo göstergesine yakın olduğu için burada vereceği ala girilir arkadaşlar. Girilir. Şuradaki direnç 21-41 aynı zamanda süper trendimizin de direnci. Ee, buradan satıp geri gelmesi beklenebilir ee, tekrar üstüne çıkınca VTO'muz aldaysa zaten üzere çıkınca süper trend de al verir tekrar onun al vermesiyle beraber tekrar e, işleme girilebilir farklı bakış açısı dedim tekrar üstüne basıyorum veya ben hiçbir şey bilmem e, sadece süper trend ve VTO'ya uyacağım da diyebilirsiniz e, buradaki dediğimiz gibi VTO al verince e, ta ki süper trendimiz al verene kadar bekleyip devam da de ede <laughs> Dün paylaştığım Twitter hesabımdan e, Matrix taramasında çıkan e, iki hisse senedimiz vardı günlükte. E, Türk Traktör ve e, Türkiye Sigorta e, Halis Hocam'dan rica ettik. Çok sağ olsun Allah razı olsun kendisinden. Bu iki e, taramada çıkan günlükte e, hisse senedinin de e, grafiğini bizlerle paylaştı. Sistemimizi e, bu grafik üzerinden e, denemeye çalışacağız. Türkiye Sigorta Açselimiz 4 saatlikteydi biliyorsunuz. Asselimiz 4 saatlikte. Türkiye Sigorta. Yani ben tesadüfen bunu şey yaptım. Türk Traktör de olabilir. Halit Hocam'ın grafiğinin üzerinde. Buna şurada günlüğe de aldık mı sorunumuz kalmayacak gibi. Süper trendimizi ayarlayalım. Standart 10, 2 de ben e, kullanıyordum. Bakalım, tamam. 66, 2 bunun için daha ideal gibi ama bakalım. E, veya e 2. Bunlar, e, bu değerleri de Halit, e, hocamız e, tespit etti. 332 de olabilir. E, daha aşağıdan sattırmış. 66'ya 2. Evet, 332 daha yukarıyadan satıyor bize ve daha da yakından takip ediyor. Ama sık al sat yaptırıyor. Onun için arkadaşlar bunu 66'ya 2'de yani kendim belirledim. Siz de kendinize göre bir şey yaparsınız. Takip ederiz. Bakın VTO'muz al vermiş. Çok güzel bir noktada al vermiş. Bir de dipte al vermiş. Büyük bir ihtimal Halit hocamızın paylaştığı şu okla gösterilen hareketi yapıp ee, buradaki dirençten aşağıya gelebilir veya yukarıda gidebilir buna bakacağız bir de autofibo'dan e, bununla desteğini alırız bakın e, görüyor musunuz arkadaşlar destek destekten al vermiş yani buradan buna e, yarın işleme gireceğiz bakalım işte bizim şanssızlığımız bu al vermiş ama ben ne zaman gireceğim mecbur pazartesi günü gireceğim şurada Hangi seviyeden gireceğiz bilmiyorum ama ben e, kapanıştan girmeye çalışacağız. Bakalım e, nasıl olacak? E, girebileceğiz mi? Giremeyeceğiz mi? E, inşallah yarın açılışta tavan e, açmaz. Öyle bir şey olursa e, tekrar değerlendiririz. <laughs> bir de Türk traktöre bakalım. yani ikisi de e, güzel hisse senetleri çıkmış. Önce auto fibomuzu kapatalım. Bakın burada daha henüz al vermemiş ama al vermek üzere büyük bir ihtimal verecek. Bazen de böyle olabiliyor arkadaşlar. Yani kesin bir alı yok. İnşallah yarın al verir. Biz de zamanında girmiş oluruz. Ama ben bunu al vermiş olarak değerlendirmek bir bakalım. Yani şuradaki şeyin tam destekte dirençte e, fiboya göre biraz dirençte kapatmış. Bunu takip etmek lazım arkadaşlar. Yani yarın biraz geri gelip yukarı çıkabilir. Aynı zamanda Halit hocamızın e, çizmiş olduğu e, filama e, dan dönüş yapabilir, geriye gelebilir. Filamanın üstüne de çıkabilir. Burada notları yazmış zaten Halit hocam. Onlara da uyabilirsiniz. Ama ben 2 ee, hisse, 3 hisse senediyle e, Türkiye Sigorta yarın e, bir lotla işlem yapacağım. Unutmadan şunu da söyleyeyim arkadaşlar, kesinlikle e, al e, sat tavsiyesi değil burada söylediğim hisse senetleri. Stratejimizin e, kafanızda tam oturması için ben e, bu videoyu çektim. E, biraz da uzun oldu, e, hakkınızı helal edin yarım saatlik ama izah etmem gerekiyordu. Bundan sonraki videolar e, kısa olacaktır. yani sorularınız olursa paylaşırsınız. Bir de e, sürekli VTO'nun e, Tridivay vide taraması e, taramasını soruyor arkadaşlar? E, birkaç üstaddan, hocadan e, bunları elde ettim ama tam Matrix'in sonucunu vermiyor. Onu onu da anlatan bir video ilk fırsatta çekip atacağım. Ee, i̇nşallah faydalı olacaktır ee, bir dahaki videom e, cuma günü akşam atacağım arkadaşlar günlük ben videoyu günlük olarak çekip cuma günü akşam birleştirip atabiliyorum çok vaktim olmuyor ee, ha, böyle önemli bir gelişme olur ee, o zaman belki paylaşabilirim ama video çekip atmaya vaktim olmuyor yani ee, Cuma günü akşam gece diyelim görüşmek üzere iyi günler.